İyi günler. Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. Batı Ermenistan Ulusal Meclisi'nin oturumu gerçekleşti. Gegharkunik bölgesinin sınırında silahlı çatışma çıktı. Ermeni tarafında can kaybı yok. Stanislav Tarasov, Bakü, Artsakh konusunda dünya kamuoyuna meydan okumaya cesaret ediyor. Macron, Artsakh sorununu Erdoğan ile görüşecek. Batı Ermenistan'daki Van'ın Gürpınar ilçesinde mağaraların duvarlarında yer alan figürler bilim insanlarınca incelenecek. Batı Ermenistan'ın Aguri Ağrı'da altın ve gümüş rezervleri bulundu. Armin Wegner, mezarsız kalmış Ermenilerin edebi anıtının önünde diz çöktü. Batı Ermenistan Cumhuriyeti Parlamentosu'nun olağan oturumu Parlamento Başkanı Leonardo Basmacian başkanlığında 10 Haziran'da gerçekleşti. Oturuma Amerika Birleşik Devletleri, Suriye, Arjantin, Artsakh, Doğu Ermenistan ve diğer ülkelerden Batı Ermenistan Cumhuriyeti milletvekilleri katıldı. Milletvekilleri mevcut örgütsel sorunları ve bölgedeki siyasi durumu tartıştılar. Ayrıca 9 Haziran'da çevrimiçi olarak düzenlenen Sizin Sorularınız Bizim Cevaplarımız Batı Ermenistan konulu konferansın sonuçları da tartışıldı. Ermenistan Cumhuriyeti Savunma Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Departmanlığı'ndan Armenpress'e verilen bilgiye göre 10 Haziran'da Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri bir kez daha Ermenistan Cumhuriyeti Gegharkunik bölgesinin sınır kesiminde mühendislik çalışmaları yapmaya çalıştı. Ermenistan Silahlı Kuvvetleri'nin birimleri müsillemede bulunarak yapılan çalışmalara son vermeye zorladı. Buna karşılık Azerbaycan tarafı Ermeni mevzilerine ateş açtı. Ermeni mevzisinde bulunan muhafızlar da bu ateşe karşılık verdi. Bu çatışmada Ermeni tarafından can kaybı mevcut değil. Rus siyaset bilimci, Orta Doğu ve Kafkasya konularında uzman Stanislav Tarasov, News AM'e yaptığı açıklamada, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov aslında Rusya'nın tutumunu doğruladı. Moskova gündeminde Artsakh Karabağ'ın statüsünün gelecekte belirlenmesi konusunu içeren Agit Minsk grubunun çalışmalarını desteklediğini ifade etti. Rusya Minsk grubu formatında faaliyet gösteriyor. Tarasov'a göre Bakü sorunun sona erdiğini ve şimdi Artsakh Dağlı Karabağ'ın statüsünün değil Rus barış güçlerinin orada sözde geçici olarak kalması sorununun çözülmesinin gerekli olduğunu düşünüyor. Ancak Bakü'nün tutumu uluslararası toplum tarafından desteklenmiyor ve Azerbaycan dünya toplumuna meydan okuma riskini taşıyor. Tarasov'un dediği gibi her şey Agit Minsk grubu eş başkanları olan Amerika Birleşik Devletleri, Fransa ve Rusya'nın bölgede bir misyon hazırladığını gösteriyor. Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un Artsakh Dağlı Karabağ'ın statüsünün Agit Minsk grubu eş başkanlarının katılımıyla kararlaştırılması gerektiğini, ancak şu anda bölgede barışçıl yaşamın geri döndüğünü vurgulamakta fayda olduğunu söylediğini hatırlatalım. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Brüksel'de yapacağı görüşmede Artsakh Karabağ sorununu ele almayı planladığını söyledi. NATO zirvesi 14 Haziran'da Belçika'nın başkentinde gerçekleşecek. Macron, Paris'te düzenlediği basın toplantısında Suriye, Libya, Artsakh Karabağ ve Ermenistan Cumhuriyeti ile Azerbaycan arasındaki sınır çatışması hakkında konuşacağız dedi. Batı Ermenistan'daki Van'ın Gürpınar ilçesinde put mağaralarının duvarlarında yer alan figürlerin bilim insanlarınca incelenmesi amacıyla çalışma başlatıldı. Van 100. Yıl Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölüm Başkanı Profesör Doktor Rafet Çavuşoğlu başkanlığındaki kazı ekibi 7 kilometre uzunluğundaki Başet Kanyonu'na gitti. Çalışmaya başlayan ekip boyalarla kayalara çizilen güneş, dağ keçisi, geyik, insan, tanrıça sembolü ve farklı motiflerin yer aldığı resimleri inceledi. Yürütülen çalışmayla figürlerin hangi döneme ait olduğu belirlenecek. Kaya resimlerinin Bağış Bitlis'in Adil Cevaz ilçesinde belirlenen figürlerle benzerlik gösterdiğine işaret eden Çavuşoğlu, bunların dinsel amaçla yapıldığını düşünüyoruz. Bu resimlerin Neolitik döneme kadar uzandığını gördük. İlk Tunç çağlarından itibaren bu figürlerin yapıldığını tahmin ediyoruz. Gerçek tarihlemeyi araştırmalarımızın sonunda ortaya çıkaracağız diye konuştu. Batı Ermenistan'ın Aguri Ağrı ilinin Molla Kara köyünde Koza Altın Madencilik Şirketi tarafından piyasa değeri 1.2 milyar dolar olan altın, 2.8 milyon dolar gümüş rezervi tespit edildi.
Bulunan altının miktarı 20 ton, gümüşün ise 3,5 ton olarak belirlendi. İşleme tesisinde olacağı madende ilk altın dökümünün 2022 yılının son çeyreğinde yapılması hedefleniyor. 500 kişinin doğrudan istihdam edileceği işletmede dolaylı istihdamın 2300 kişiye ulaşması bekleniyor. Osmanlı Türkiye'sinin müttefiki ve Ermenilere karşı işlenen soykırımın suç ortağı olan Almanya'nın bazı politikacıları, Ermenilerin kendi vatan beşiğinde yok edilmesinin korkunç manzaralara tanık olarak Ermenilerin katliamını durdurmak için her türlü çabayı gösterdiler. Bu isimlerden biri de 1. Dünya Savaşı sırasında Mezopotamya'da Alman sağlık hizmetinde subay olarak görev yapan Armin Wegner'di. Askerlik hizmeti sırasında Türk makamlarının tehditleri ve engellerini göz ardı ederek tıbbi malzemeler taşıyan çantasında gizlediği bir kamerayla Ermenilere karşı uygulanan katliamları, bitkin ve ölmekte olan göçmenleri ve ölüm kamplarının sahnelerini fotoğraflamayı başardı. Alman kamuoyunun dikkatini yaygınlaşan vahşete çekmek amacıyla bu dürüst subay sağlık görevlisi fotoğrafların bir kısmını Alman basınına ve kamu şahsiyetlere gösterdi. Ancak Alman makamları bunların yayınlanmasını engelledi. Dahası 1918 yılında bu cesur Alman evladı tutuklandı. Karar onu ülkesine iade etmek ve çektiği 2000'den fazla fotoğrafın çoğuna el konularak imha etmek. Bununla birlikte sağlık elemanı kemere gizlenmiş bazı fotoğrafların cam negatiflerini Ermeni yiyen sırtlanlar imparatorluğundan çıkarmayı başardı. Makalenin tamamı Armen Press web sitesinin bugünkü sayısında bulabilirsiniz. Bugün için bu kadarını öngördük. Şimdi size Vartan Aramyan tarafından seslendirilen Ermeni halk şarkısı Menkbetke Gırvenk adlı eseri sunuyoruz. Eserin tamamını Batı Ermenistan Devlet Televizyonu'nun resmi sitesinden izleyebilirsiniz. Hoşça kalın.